Merhaba sevgili halk oyunları sevdalları. Bugün size temel derslerimizin ikinci videosunu yapacağız. İlk videoda 3 başlıktan bahsetmiştik. Bu videoda da geriye kalan diğer 3 başlıktan bahsedeceğiz. Öncelikle kanalımda teveccühünüz için, izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Pek çok soru geliyor. Bununla ilgili birkaç kelime edip ondan sonra tekrar videoma geçeceğim. Efendim müziklerle ilgili çok fazla soru geliyor. Kendimde telifli müzikler oldukları için ve bunların da emeğe saygı kapsamında değerlendirildiği için ben müzik paylaşmıyorum. Sadece sizin gibi YouTube'dan, Spotify'dan bulduğum bazı müziklerle kanalımdaki bilgim kadarınca kendi çapımda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden müzik paylaşayım, bunu nereden bulayım diye sormazsanız sevinirim. Zeybek sevdası diye bir YouTube kanalı var. İsterseniz oradan güzel müziklere elde edebilirsiniz. Diğer bir konu da neden sadece erkek hareketleri, erkek zeybek figürleri gösterdiğim. Bu konuda hepinizin de bildiği gibi YouTube'da pek çok kanallar var ve Yaren Zeybek Kulübü bunlardan biri. Onlar kadınlarımızın, Türk kadınların, yiğit kadınlarımızın çok güzel erkek figürleri oynadığını da bana ve tüm Türkiye'ye kanıtladılar. O yüzden kadınlarımızın çok güzel bizim oyunlarımızı oynadığını görünce sadece erkek figürleri üzerinde bu kanalın eğitimlerini sürdürmeye devam edeceğim. Onların da en az bizim kadar oynayacağını biliniyorum. Teşekkür ederim. Ellerinden öpüyorum efendim. Evet efendim bugünkü videomuzda 3 konumuzdan bahsedeceğim. İlk olarak kol tutuş ve zeybek şıklatması diyoruz efendim. Ve ilk konumuza başlıyoruz. Evet <laughs> konumuz kol tutuş ve zeybek şıklatması Bir önceki dersimizde 3 derste iyi bir şekilde çalıştığınıza ve bununla ilgili tecrübelerinizi alıştırmanızı yaptığınıza inanıyorum. Ve üstüne şunu ekliyoruz. Efendim baktığınız zaman zeybek tutuşu şu şekilde kolunuzu kaldırdığınızda oyun boyunca bu şekilde durması lazım. Mesela oyunda bir adım attınız şu kol düştüğü zaman bakın videoda net bir şekilde göreceksiniz kolunuzun biri düştüğü zaman oyununuz çok kötü görünür. O yüzden kollarınız her zaman eşit ve düzgün bir şekilde olmak durumundadır. Bunları nasıl sağlayacağız? Nasıl güzel bir şey yapacağız? Nasıl zeybekte, duruşta elimizi belimizi alıyorduk, sonra kollarımızı kırmadan açıp göğsümüzü kaldırıyorduk. Bunu da bir standarda bağlamak için yine duruşumuzu alıyoruz. Ellerimizi alın hizamızla birleştiriyoruz ve dirseklerimizi kıpırdatmadan kollarımızı açıyoruz. İkisi de aynı hizada oldu. Kollarınızı tam açtığınızda düzgün bir görüntü olmaz. Çok hafif dirseklerden kırıyoruz. Evet duruşumuz bu. El kol açıklığını bu. Bunu nasıl sağlayacağız? Bu eşitliği bozmamak için. Yani oynarken şu olmasın. Şu şekilde olmasın. Veya şöyle bir oyun olmasın. Kollarımız çok geride olmasın. Önde olsun. Bunu her gün minimum 5 dakika ayna karşısında bu şekilde durmakla sağlayabiliriz. İlk başlarda bunu sağlayamayabilirsiniz ama sonrasında yapacağınız hareketler ve düzgün bir bakışla bunu kendi bünyenizde doğru bir seviyeye getirebilirsiniz. Evet kol tutuşumuzdan bahsettikten sonra zeybek çıktı atmasından bahsetmek istiyorum. Şimdi şu şekilde parmaklarım normal şu değil bu değil. Karşıdan baktığınızda biraz daha yakına geleyim Karşıdan baktığınızda elleriniz yumruk şekilde görünmeli. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Orta parmağınızı ve işaret parmağınızı çıkartıyorsunuz. Karşıdan yumruk görünüyor ve bu şekilde. Ses çıkması çok önemli değil. İlk başta ses çıkmayabilir. Sonrasında daha net çıkartabilirsiniz ama karşıdan baktığınızda bakın kollarımız, ellerimiz yumruk şeklinde görünüyor. Zeybek şıklatması bu şekildedir. Evet, Kol tutuşla ilgili baştan da söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka ayna karşısında günlük 15 saniye, 30 saniye, 40 saniyeden başlayıp 1 dakika, 1,5 dakikalara çıkıp ve genel olarak 2,5-3 dakika boyunca kolunuzu şu şekilde hiç indirmeden durabildiğiniz zaman evet bütün oyununuz bu şekilde dik, güzel bir görünüş size sağlayacaktır. Kol tutuşu ve zeybekteki şıklatma bu şekildedir. Şimdiki bir sonraki konumuz bas çeke geçiyoruz. Evet, zebek oyunlarının bir çoğunda kullanılan bir hareket. Bas, çek. Pek çoğunuz bunu duymuşsunuzdur. Ve genelde hatalı yapıldığından dolayı yapılış aşamasında bir sıkıntı olan oyunlarımız kötü gözükmekte. Bu yüzden henüz oyun eğitimimize başlamadan buna değinmek istedim. Şimdi ne demek istiyorum? Yani Bas bildiğiniz gibi bütün zeybek oyunları sol ayakla başlıyor. Bas çek. Çektiğinizde ayağınızın 90 dereceye yakın bir kıvamda olması lazım ve sol sağ ayağınızın içi sağ sol dizinizin içine değmesi lazım. Şimdi yandan göstereyim daha net. Bakın sol ayağımı attım. Çektiğimde ayak içim sol dizimin yanında ama bu değmiyor. Eğer değerse denge kaybı sağlanabilir. O yüzden hafif açık ve bunu indirirken şöyle bir indirme yok. Yani bas çek, bas çek bu asker adımı. Bu değil. Zeybek adımı. Yani bas çek yanına doğru indir daireyi tamamlıyorsunuz. Yani bakın şurada bir daire var. Yarım daireyi tamamlıyorsunuz ve ayağımla beraber eşit bir şekilde öne düşüyorum. Yani nasıl oluyor? Çektiğimde ayağımı indirdiğimde ayağıma atıp sonra ben düşmüyorum. Yani şunu yapmıyorum. Çektiğim, indirdim, vücutla düştüm. Çektiğim, indirdim, vücutla düştüm. Bu, bu, bu sol taraftan da yapayım. Bas, çek, yuvarla, düş, çek, yuvarla, düş, çek, yuvarla, düş vücut ağırlığınızı bildiğiniz gibi zeybek bir denge oyunu ve vücut ağırlığınızı eşit bir şekilde iki ayağınıza veya tek ayağınızda durduğunuz anda dengeli bir şekilde o ayağınızın üstüne durursanız denge kaybı yaşamazsınız. Denge kaybı yaşamadığınız bütün oyunlarda sizin için bir mükemmelliyet göstergesi olur ve izleyici açısından çok başarılı görürsünüz. Bas çekide mutlaka kol tutuşta olduğu gibi günlük çalışmalarla tamamlamanız gerekmektedir. Evet, bas çek eğitimimiz de buraya kadardır. Evet. En son olarak ne diyorlar? Gelelim fasulyenin faydalarına. Size Zeybek tavrından bahsetmek istiyorum. Zeybek tavrı oynadığımız oyunun her şeyidir. Kolumuz böyle yaptık. Kolumu bazen şöyle yaparsın. Mesela açarken ben ellerimi orta parmağım şu şekilde açıyorum. Şu şekilde gelir. Bu da benim kendi tavrım. Bazı arkadaşlarım baktığımda Zeybek oynarken gözlerimi hafif kıstığımı söylüyor. Mesela bu ben kendiliğinden oluşan bir şey. Bunun bazen yıllar alır. Bazı insan için birkaç ay alır ama birkaç günde olması mümkün değil. Oynadıkça, yaptıkça, çalıştıkça bu tavrı oturacaksınız. Bu önceki 5 konudan bahsettiğim konuları temel olarak kendinize düstur edinin ve bunları mutlaka çok iyi bir şekilde mükemmele yakın seviyede yapın. Ondan sonrasında da tavrınızı kendiniz oluşturun. Yani herkesin bir kendi tavrı vardır. Evet genel bir zeybek tavrı vardır ama Solist olarak veya tek başınıza oynamak istediğinizde bir kendi tavrınız vardır. Farklı bir vuruş yaparsınız. Şuradan bir hava alırsınız. Gibi gibi gibi. Bunun için ne lazım? Bol bol okumak, bol bol izlemek lazım. Zeybek nedir? Çalık akıcı nedir? Gökçen Efe kimdir? Görük Ali Efe kimdir? Çakıcı kimdir? Bunun gibi pek çok zeybeklerimiz, efelerimiz, kahramanlarımız kimlerdir, nelerdir? Bunlarla yoğrulmanız lazım. Bunlarla yoruldukça şu tüylerimiz diken diken oluyorsa, davul vurduğunda tokmağa, zurna üflediğinde zurnasını sizin tüyleriniz diken diken oluyorsa ve yanlış anlamayın ruhunuz okşanıyorsa, bir kuvayi milliye neferi görüyorsanız kendinizi işte o andan itibaren tavrınız oluşmaya başlamış demektir. Bu zamana kadar anlattığım temel dersleri temel alacaksınız. Ve tavrınız için teorik veya izleme uygulamalı olarak çalışmalar yapacaksınız ve bir sonraki figürleri de ekleyeceksiniz. Bundan sonra artık zeybek ruhunu hissedip insanlara sizi göstermek ve güzelliği yaşatmak sizlerin elinizde. Evet temel derslerimizin ikinci videosu burada sona eriyor. Bundan sonra sizlere beğendiğim, sevdiğim Harmandal'dan başlamak üzere oyun videoları anlatacağım. Kanalımı beğenirseniz, abone olursanız ve yorumlarda burada yaratmak istediğim kültür ortamına destek olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.